Doğal afetler, maalesef insanlık olarak durduramadığımız güçlü fenomenlerdir. Seller, kasırgalar, depremler, tsunami ve çok daha fazlası. Bugünkü videomuzdaysa dünyanın en tehlikeli doğa olaylarından bahsedeceğiz. Gelin nefes kesen videomuza vakit kaybetmeden geçelim. Bir, denizaltı volkanları. Yeryüzündeki patlayan volkanlar her ne kadar korkunç ve tehlikeli olsa da onlara alışkınız. Bir de bu devasa volkanlardan denizlerin altında da var. Denizlerin altında olması onları göremediğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü o kadar şiddetli bir şekilde patlıyorlar ki patlama etkileri denizin üzerinde de görülebilmekte. Denizaltı volkanları su altında magmaya yakın yerlerde ve denizaltı çatlakların bulunduğu yerde yaygındır. Dünya üzerinde bir yılda yer altından gelen lavların %75 kadarına ise bu tür yarıklardan gelenler oluşturuyor. Denizaltı volkanlarının oluşturduğu karasal lav oldukça farklıdır. Lavın suyla teması sağlam bir kabuk etrafında ilerleyen yastık lav olarak bilinen bu kabuk içine akar. Denizaltı volkanlarının patlaması ise oldukça şiddetlidir ve o an orada bulunan kişiler hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyadırlar. Peki siz daha önce hiç denizaltı volkanlarının patlamasına şahit olmuş muydunuz? 2. Buz tsunamisi. Tsunami başlı başına büyük bir felaketken buzlardan meydana gelen tsunami gerçekten çok tehlikeli. Öncelikle buz tsunamisi su tsunamisinden çok daha etkili ve büyüktür. Çünkü devasa boyuttaki ve ağırlıktaki buzlar hızla hareket ederler ve yerleşim yerlerine doğru şiddetli bir şekilde ilerler. Buz tsunami öyle etkilidir ki evleri yıkıp geçebilir. Hatta küçük bir köy yok edebilecek kadar büyüyebilirler. Buz tsunamisinin 12 metre uzunluğa kadar ulaştığı kayıtlara geçmiş. Ama yine de insanlar tüm tehlikeyi göze alıp kameralarını alıp buz tsunamisini kaydetmek için sokaklara çıkıyorlar. Evet, buz tsunami çok nadir gerçekleşen bir doğa olayı. Ama bu onunla hayatımız boyunca hiç karşılaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Bu yüzden bu güçlü doğa fenomenini iyi tanımamız gerekmekte. 3. Deniz hortumu. Dev deniz hortumlarıyla karşılaşmak eminiz birçoğunuzun asla istemeyeceği bir doğa olayı. Basitçe deniz hortumu kasırganın deniz üzerinde meydana gelmiş hali. Kasırgayla aynı özellikleri ve etkileri gösteren deniz hortumu gerçekten çok korkunç. Ancak deniz hortumları kasırgalardan daha yıkıcı olabiliyorlar. Çünkü deniz hortumlarına şiddetli rüzgar, hırçın deniz, dolu yağışı ve çok tehlikeli yıldırımlar eşlik ediyor. Tüm bunlarsa gemiler ve özellikle tekneler için çok ama çok kötü bir haber anlamına geliyor. Şu ana kadarki kayıtlara bakacak olursak çok sayıda gemi ve tekne denizde meydana gelen deniz hortumları yüzünden batmış. Hayatlarının bir kısmını denizde geçiren kişilerden büyük bir kısmı ise hayatlarında en az bir kez bu korkunç doğa olayıyla karşılaşmışlardır. Peki siz daha önce hiç deniz hortumu görmüş müydünüz? Bu korkunç doğa olayına şahit olduysanız o an hissettiklerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. 4. Sualtı buz sarkıtı. Ölüm sarkıtı ya da sualtı buz saçağı veya İngilizce adıyla Brinkle olarak bilinen buz sarkıtı, henüz yeni donmaya başlayan tuzlu deniz suyunun oluşan buz parçalarından birinin koparak dibe doğru ilerlemesiyle başlar. Tuzlu suyun donma derecesi normal suya göre daha düşüktür. Buz halinde olan tuzlu su çok düşük sıcaklıkta bulunduğu için buzun altında kalan deniz suyu sıcaklığı çok daha yüksektir. Bu akma işlemi esnasında tuzlu su ılık suyun arasına daldığı gibi aktığı her noktayı dondurarak bir sarkıt oluşturur. Sarkıt oluştuktan sonra geçen süre zarfında donarak dibe çökmeye devam eder. Bu sarkıt dokunduğu her şeyi dondurur. Öyle ki dipte bulunan canlılar bu sarkıtla temas ettiklerinde buz tutarak hayatlarını kaybederler. Şimdi izlediğiniz görüntüde ise buz sarkıtının deniz yıldızlarını nasıl dondurduğunu görüyorsunuz. Görüntüden de anlaşılacağı üzere buz sarkıtlarından en çok etkilenen canlılar deniz yıldızları ve deniz kestaneleridir. 5. Biyolüminesans. Sırada videomuzun belki de en heyecan verici doğa olayı var. Biyolüminesans oldukça şaşırtıcı bir doğa olayıdır.
Biyolüminesans, bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği kimyasal reaksiyonlar sırasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesiyle ışık üretilmesi ve yayılması olayına verilen isimdir. Bu kimyasal reaksiyon, büyük organizmalar üzerinde yaşayan ortak yaşar organizmalar tarafından da gerçekleştirilebilir. Ayrıca dinoflagellatlar rahatsız edildiklerinde mavi ışık saçarlar. Teknelerin etraflarında bir el ya da pedal işlerinden geçtiğinde dalgaların en tepelerinde parladıklarını görüyor olmamız bundandır. Biyolüminesans görülen koylardan daha ilginç ve nadir olan bir şey de sütlü denizlerdir. Buralarda sürekli parıldayan su gözünüzün görebileceği her yere yayılmıştır. Sütlü denizler 1915 yılından beri sadece birkaç yüz kez görülmüştür. Ağırlıklı olarak Hint Okyanusu'nun kuzeybatısında ve Kava, Endonezya bölgelerinde görülmektedir. 6. Maracaibo Beacon. Maracaibo Beacon ya da Sonsuz Fırtına adındaki doğal afeti daha önce duymamış olabilirsiniz. Çünkü bu doğal fenomen ülkemizde neredeyse hiç görünmüyor. Aslında bu konuda çok şanslıyız. Çünkü Maracaibo Beacon nefes kesici olmasına rağmen oldukça tehlikeli. Maracaibo Beacon adındaki doğal afette sürekli durmadan yıldırımlar gökyüzünü aydınlatır. Venezuela'da ise bu alanda bir rekor kırılmış. Venezuela'nın Maracaibo Gölü üzerinde yılın 300 günü günde 9 saat gökyüzünde durmadan yıldırım çarpmış. Ve Venezuela Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmış. Ancak bu rekortmen doğa olayı her yıl en az 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Özellikle de balıkçılar bu doğa olayından maalesef kaçamıyorlar. Peki siz hiç durmayan yıldırımların çarptığı bir bölgede yaşamak ister miydiniz? 7. Alev Hortumu. Bir diğer korkunç doğa olayında sıra. Alev hortumu işleri daha da kötü hale getiren bir doğal afettir. Ayrıca alev hortumu çok nadir rastlanılan türde bir doğa olayıdır. Öncelikle sıcak havanın yerden hızla yükselmesiyle birkaç metre yüksekliğe kadar ulaşabilen alevlerden oluşan bir hortum türüdür. Alev hortumu özellikle yangınlar gibi ısının yüksek olduğu bölgelerde ateşten girdapların oluşmasıyla ortaya çıkar. Bu girdaplar etraflarındaki parçaları içine çekip yakar ve böylelikle daha da büyür. Bu girdaplar aynı zamanda 30-90 cm arasında bir genişliğe ve 15-30 metre yüksekliğe ulaşabilir. Girdabın merkezindeki sıcaklık ise 1100 santigrat dereceye kadar çıkabilir. Bu yüksek sıcaklık sebebiyle yerden toplanan küller bile yeniden yanabilir. Bu zamana kadarki en büyük alev hortumu Japonya'da görülmüştür. 1923 yılında gerçekleşen Büyük Kanto depremi sırasında ortaya çıkan alev hortumu yaklaşık olarak 15 dakika sürmüş ve 38 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. 8. Küresel ısınma. Videomuzu küresel ısınma gerçeğiyle bitiriyoruz. Küresel ısınma, başlıca atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir. İklim sistemi, içsel ve insani etkiler, güneşin periyodik aktiviteleri ve sera gazları gibi nedenlerden etkilenmektedir. Eğer bir doğa olayını diğerlerinden daha çok ciddiye almamız gerekiyorsa bu kesinlikle küresel ısınmadır. Çünkü küresel ısınma hem dünyayı bütünüyle etkilerken hem de geleceğimizi tehlikeye atıyor. Küresel ısınma nedeniyle iklimler değişiyor ve bu da dünyanın birçok yerinde farklı doğal afetlerin yaşanmasına sebep oluyor. Ama maalesef küresel ısınma artık büyük ölçüde kontrol edilemez bir noktada. Eğer küresel ısınma bugünkü hızıyla artmaya devam ederse maalesef yakın gelecekte birçok hayvanın nesli tükenecek, su kaynakları tükenecek ve dünya genelinde kuraklık yaşanacak. Bunların yanında beklenmedik doğa olayları da yaşanacaktır ve orman yangınları gözlemlenecektir. Yani filmlerde izlediğimiz sahnelere benzer şeyler yaşayacağız. Bu yüzden küresel ısınma videomuzun en korkunç doğa olayı. Ancak bilim insanları onlarca yıldır bize bu korkunç gelecekle ilgili uyarıyorlar. Aslında hiçbir şey için geç değil. Şimdiden tedbirlerimizi alır, alışkanlıklarımızı değiştirirken bizi bekleyen korkunç geleceği alt edebiliriz. Her şey biz insanların elinde. Peki küresel ısınmaya dair ne gibi önlemleri almalıyız? Küresel ısınma ve videomuzdaki diğer doğa olaylarına dair neler düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.